Evet, merhaba Sanayi TV izleyicileri. Bugün sizlere farklı bir formatta video çekmek için Mustafa Bey ile yola çıktık. Mustafa Bey bizim ekip arkadaşımız. Kendisini biraz tanıyalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Sanayi TV'de kurgu, montaj, yönetmenlik, YouTube açısından ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Bugün sizlerle beraber Ataşehir diye bir 3 Ümraniye mi metropol? Ataşehir. Ataşehir'de bulunan Metropol AVM'deki Tesla Shopping'ine gideceğiz. Orada Tesla Y modeli deneyeceğiz. Giderken de Renault Semola araçla gittiğimizde bir güzel bir Renault oldu bizim için. Bu 1.4 mi 1.6 mı Renault genelde şirket arabası olarak nitelendirilir piyasada. Tam fiyat performans arabasıdır. Az yakar, çok kaçar. Bu araçla Tesla Y'yi denemeye gideceğiz. Bakalım neler olacak. Şu anda da Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nden yola çıktık. Ataşehir'e doğru yola gidiyoruz. Bakalım. İlk defa süreceğim elektrikli araç. Bu arada çok ön yargılarım var. Nasıl olacak bilmiyorum. Elon Musk'ın neler yapmış bakalım ya. Merak ediyorum. Peki sen hiç bindin mi Ceylan elektrikli araçlara? Hiç binmedim ve Tesla'yı çok merak ediyorum. Ama sen genel olarak motor taşıları da bilemiyorsun. Süremiyorsun. Ehliyetin olmasına rağmen süremiyorsun galiba. Ehliyetim var ama evet arkadaşlar biraz evet. Korktuğum için. Trafik tecrüben yok galiba. Evet, trafiğe hiç çıkmadım. Ama Tesla'yı ben de denemek isterim. Sen bir sür bugün bakalım. Ve yani şey yani aşırı teknolojik bir ürün ya. Yani gördüğümüzden bahsediyorum. Reklamlarından. Ben de çok merak uyandırıyor. Bir de bilmiyorum ya, ben aşırı bu kadar teknolojik ürünlere de biraz şey mesafeliyim. Kontrolün benden olmasından yanayım ben açıkçası. Çünkü bir ara var Opel'in Mokka diye bir aracını sürmüştüm kısa bir süre 2-3 gün içerisinde. Yani bu çok basit bir teknoloji ama ben kullandığım teknoloji değildi. Şerit takip sistemim vardı. Ben de haberdar değildim bundan. Sinyal vermeden şerit değiştirmek istediğim zaman araba beni yolda tutmuştu. O benim yeni nesil araçlardaki teknolojiyle ilk karşılaştığım andı. Yani bu konuda vakıf değildim ve tecrübem de yoktu. Şaşırmıştım. Arabayı şerit değiştirmeye çalışıyorum, değişmiyor vesaire. Orada bir teknolojiyle, otomotiv teknolojisiyle baş başa kalmıştım açıkçası. Şimdi bakalım Tesla'nın nerede göreceğiz. Ya Tesla bence artık çok da fazla tercih edilmeye başladı. Ben çok fazla görüyorum yollarda Y serisi özellikle. S serisine henüz rastlamadım. Hani bir tane falan gördüm. Belki zamanla onlar da gelir. Onu diyecektim yani son birkaç yıldır Kızılay dağıtıyormuş gibi her yerde Tesla var dikkat ettiysen. Evet. İşe giderken bile ben çok görüyorum Tesla'yı. Ben de. Ve şey merak ediyorum tercih edilme nedeni ne acaba? İnsanlar bunu neden tercih ediyor ve çünkü fiyatı da ekonomide fiyatı yok. Normal piyasa fiyatlar normal. Bence piyasaya göre biraz daha uygun gibi sanki Tesla'nın fiyatları. Nasıl bir şey olduğunu bilmediğiniz için. Yani mesela konfor mu var, neyi var bu arabanın ki? Ya bakalım bugün göreceğiz evet. Gidince. Evet. O zaman arkadaşlar. Bir de şunu merak ediyorum. Tesla. Markası bunun Tesla. Evet. Yani bu firma sadece elektrikli araç üretiyor bu konuda. Yani şey değil, diğer markalar gibi elektrikli araç da üretmiyor. Sadece elektrikli araç üretiyor. Bu konuda açıkçası soru işaretlerim var. Elon Musk neler yapmış? Merak ediyoruz. Biraz yakından inceleyeceğiz bugün sizler için. Videonun devamı için bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Metropol AVM'deyiz. Ataşehir'deyiz. Ataşehir Atatürk Mahallesi Metropol AVM. Bu arada kaydı telefondan alıyoruz. Almanya'da da Tesla yetkililerinin bu konuda izin vermemesi, hassasiyet diyelim, izin vermemesini söylemeyelim. Evet ama araba değişik yani böyle kolunuz. Ben kurcalayayım birazcık buraları. Yani hiçbir şey dönüş gibi araba çok sade bence. Çok yenilikçi bir araba ama dediğin gibi sadeli de bence çok geleneksel bir dinamiği var. Yani mesela şurada galiba büyük ihtimal şarj yeri buralar. Bilmiyorum ama öyle bir aurası var. Burayı bir açalım. Burayı da göster, geniş bir şey var. Evet, geniş bir haznesi var. Ay geri de gelmiyor. Arkaya çek. Dur ben.
Arkayı gösterdim, arkası gayet. Dediğim şu tam olarak. Açık yani, ferah, büyük ve bagaj da büyük. İki tane kocaman hoparlörü var arkadan. Şöyle devasa bir üstü var. Burası açılmıyor mu? Açılmıyor. Yok, o, evet, orayı gösterir misin? Burayı gösteriyorum da bir şey diyeceğim. Burası yazın çok sıcak olmaz mı güneşli havada? Hayır, yani, hayır. Ne bileyim. Güneşe şeydir bu arabalar. Şu yani şu trafiğin durumunu göstermesi benim çok hoşuma gitti. Aa, ben onu anlamamıştım, biliyor musun? Bunu inkar edemeyeceğim. Çok düz ya, basic bir araba. Araba çok klasik. Yani bu, tamam, teknolojik bir araba. Bunu kabul ediyorum. Bu arada Ceylan gösterir misin? Koyalım Ceylan'ın için. Telefonu şarj edildi. Evet. Benim de şarjım da yoktu bu arada. En sonunda birisi Muti dinlemiş. Biz de dinleyelim. Ses alabilir mi? Ses nereden açılıyor? Neyse, bu kadar yeter Ceylan. Test sürüşündeyiz. Peki. Arabanın yüksekliği de çok iyi bu arada. Model Y bu sürdüğümüz araba. Yüksekliği çok iyi. Bu yükseklikte başka standartlarında Jeep, işte SUV araçlar var. Ve geniş. Arabanın genişi çok rahat. Yani yanımda oturan kişi beni sıkıştırmıyor Ruben. Evet. Bu çok ve rahat gitti. Kolunu evet, koyabileceği yer de çok iyi yani. Mesela bir hızlanmaya sürücü gidince konforu var. Ve şey de yani çok iyi. Orayı gördün mü? Yolda gösterdin mi? Ceylan'ın biraz... O ara birazcık korktuğum için gösterememiş olabilirim. Bu performans araç, tekrar söylediğim gibi. Onun etkisi var. Ve bak şu bölüm çok hoşuma gitti. Benim arabadaki hoşuma gitmeyen tek an yer şurası. Vitesi? Şurası çok boş. Yani otomatik vitesi araç. Bu böyle olur. Şu konsolun böyle olması. Yani burada bir ibre arıyorum ben. Yani yeni nesil araçlarda bu çok olmuyor ama bunu daha yenilikçi yapıyorlar. Bunda sıfır. Yani direkt bir oturma odası takımı gibi değil mi? Yani bir salonun oturma odası, evet, takımı gibi duruyor. Ve şeyi de göstermeni istiyorum. Arabanın... Kollarını gösterdim az önce. Konsollarını. Çok kaliteli bir kumaştan yapılmış. Elon Musk'a da buradan selamlar. Güzel dizayn etmiş amcam. Derisi falan güzel. Az cam açsak. Tabii açabiliriz. Açalım. Araç tamamen sessiz bu arada. Çünkü elektrikli bir araç. Evet. Elektrikli bir araç ve ya biz şu anda 30-40 km bandına gidiyoruz şehir içinde olduğumuz için. Şehir içinde olduğumuz için 30-40 km hızla gidiyoruz. Çok hızlanmıyoruz. Mesela şey de burada, yüvesi de burada. Şeyi kapatsam kalma çünkü buradan takip ediyorum ekranı. Tamam. Ve yani elektrikli araçlar, ben çok önyargılıydım. Bunu her ortamda söylerim ama Tesla'nın bu aracı benim çok hoşuma gitti. Dayıcığım bir dakika, bir dakika. Bunun aracı söyleyebileceğim şeyler. Evet, Mustafa Bey beni beğenmedi. Şuraya, hayır. Şurası değil. Ne? Yani şu bölüm, klima bölümü mü? Evet. Şu bölüm klima bölümü. Evet. Hava buradan geliyor. Hava buradan üflüyor. Mesela oturduğun zaman sen nasıl hissediyorsun Ceylan? Bence çok rahat. Bindiğim en mükemmel araba şey olabilir. Uçak koltuğu gibi. Evet evet, bayağı rahat. Uçaktan bence daha rahat. Arka tarafa bak, oturma şansın olur mu sen çanta bırakırken? Hayır. Ama orası daha böyle geriye yaslanmak için daha konforlu duruyor. Çünkü yatık böyle. Ve arabanın koltuk ayarı da Alman arabalarından hatırladığımız şekilleriyle yan tarafta. Alman arabalarında genelde burada olur. Koltuğun solunda koltuk ayarı var. Oradan yapıyorsunuz. Burada sol tarafta çok rahat ayarlayabiliyorsunuz. Dikliğini şu an dikleştiriyorum veya yatay yapıyorsunuz. Öne geri alma durumunuz. Ve şeyde de gösterdiler. Aynı ayarları da direkt direksiyondan yapılıyor. Buradan menümüz neredeydi? Burada göstermişlerdi ama ben açıkçası şey yaptım. Buradan aynı ayarlarını yapabiliyorsunuz. Aynalar diyorsunuz. Sağa sol aynanızı ayarınızı yapıyorsunuz. Ondan sonra cama direksiyon ayarınızı da, direksiyonun size doğru sağa sol yukarı aşağı ayarını da buradan yapabiliyorsunuz. Bunu gösterir misin? Buradan yapıyorsun. Araba üzerine yapabileceğiniz pencere kilidi, torpido gözü. Mesela az önce sen bulamamıştın. Hı hı. Şifreyle torpido gözüne giriyorsun anladığım kadarıyla. Torpidosu çünkü var mıymış bunun? Evet, varmış. Çünkü kilit istiyor. Ve şifreli. Bir şeye nasıl şifreli olması bence gayet güzel bir şey. Mantıklı. Bu arada. Evet. Güven veriyor bir noktada. Yani. Araba her anlamda güven veriyor. Ama dedim ki bu kadar teknolojik arabalar bir noktadan sonra bana tam tersi güven vermiyor. Neden? Çünkü şöyle, kontrolü bende değil. Yani insan olarak hata yapmaya barışık bir insanız. Çok fazla hata yapabiliyoruz. Mesela şu anda hızlandım, 71-72 km hızla gidiyorum. Ve araba dizel, benzinli arabadan daha fazla
performans ediyor. Kilometre çeker misin? Çekiyorum. Kaç kilometre gittiğimizi? 137 sınırdı zaten test sürüşlerde. Evet. Ve araba şerit takip sisteminde var mı diye bilmiyorum ama büyük ihtimal ver. Sinyal vermediğiniz an araba şeyini yapmıyor. Foça balığa geldik. Foça balıkta bir duralım yavaşça. Burası bizim güzergahımızın birinci noktasıydı. Evet. Buradan tekrar Metropol AVM'ye döneceğiz. İleriden dönüş veriyor aslında. Evet evet, burada durmak için zaten okay, şey yaptım. Tamam. Arabayı bir gözlemleyelim diye. Arka koltuk, yani ben çok geriye yaslanmama rağmen arka koltuk çok geniş. Ama arka dizem de yani beklediğim kadar da şeyi yok. Yani çok aslında düz, klasik, basit. Klasik, yani. Evet, basit, tam olarak basit. Çok yormuyor, detaylarla boğmamış ama arabayı. Ama şeyi çok güzel. Üstü, cam tavanı çok güzel, çok hoşuma gitti. Yani size çok güzelmiş. Bir yatırayım bakayım nasıl gözükecek. Mustafa Bey beğendi bunu. Mustafa Bey beğendi mi? Tesla alır mıyız? Tesla, ya param olsa düşünürüm. Ama yani bir şey demek istemiyorum ama şuradaki araba şu sıra farklı bir tat veriyor insana da. Neyse biz Tesla Tesla'dayken bunu söylemem peki. Hoparlörleri bu tarafta. Onları bu söylemedin. Tarafta. Bak. Evet. Buradan hoparlörü. Diğer ikisi de bagajdaydı zaten. Tamamen bagaj kapağına montelemişler. Evet. Ateşi düşmüş oluyor bu arada. Oradan. Bu da şey yani. Normal, klasik. Evet. Sanki direksiyonu küçük değil ama mi? Direksiyon küçük. Kalın evet. Ve küçük. Küçük ve şey, üzerinde rahatsız edecek hiçbir şey yok. Korna nerede? Burada. Korna burada, basmayalım. Şu anda trafikteyiz. İnsanları rahatsız etmeyelim. Ve yani fazlalık bir şey yok direksiyon. Arabanın genel olarak hiçbirinde fazlalık hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok, evet. Dikkat edin mi? Yani ana ekrandan, monitörümüzden, yapabileceğimiz tüm ayarlar monitör üzerinde. Sadece evet. Buradan seçenekleri seçiyoruz. Şurada da hoparlörleri varmış. Ama arabanın iç dizayn ve kalitesi çok hoşuma gitti. Yani şuradaki yünü de gösterir misin? Çantanı bir çıkar buradan. Orayı... Şuradaki yünü elinlerinde bir sür, elinle de göster. Çok evet. Mükemmel değil mi? Ve bak motor kapanıyor. Trafikten geçen şuralar yeşil yanlarını da gösteriyor bak. Trafikte hani? yeşil yanlı ve yeşil yanlı da gösterdi. Bilmiyorum, ben 2009 Dobla'dan sonra teknolojik şok mu yaşıyorum? Araba çok hoşuma gitti. Peki ilk defa Tesla sürüyorsun. Evet. Hiç acemilik çekmedin hani teknolojik ekran olmasına rağmen. Ama şeydeyiz yani, teknoloji çağında yaşıyoruz, evimizin elinde bir iOS telefon var. Aha. Az buçuk ve Türkçe, menü de Türkçe. O yüzden zorlanmıyorsunuz. Çünkü araba sizi herhangi bir konuda zorlayacak bir araba değil. Zorlamanız için değil, daha çok kolaylaştırmanız için. Yani 5 dakika içerisinde aslında her şeyi kavradık. Tabii. Diyebiliriz. Bu arabanın tek sorunu paranız varsa Tesla'ya binebilirsiniz. Yani iyi bir paranız varsa bunu alabilecek. Bizim bugün kullandığımız Y serisi zaten Türkiye'de şu anda bu var. Ve Mustafa Bey de şu an gayet beğendi bu modeli. Evet, çok hoşuma gitti. Çünkü dediğim gibi yani araba çok güven veriyor. Arabanın içi de ferah ya. Mesela. Evet, geniş yani. 3-4 ben kişi bindiğinde itiş tepiş olmaz. Evet. Benim çok hoşuma gitti. Onu görüyoruz Mustafa Bey. Ve şehir içinde de şey yani... uyarısı verdi, bir şeyin uyarısını verdi. Hızdan mı? Yok, ya da dönüş mü? Yok, buradan dönüyoruz işte. Neyse. Buyurun. Ne, trafikte yayalara yol veriyoruz. Lütfen yayalara yol verelim. Şeyi uyarı verdi ama niye verdi anlamadım. Sessiz bir araba olması bence çok güzel değil bir mi? Şey. O şarj neyin? Hangisi? Telefon mu bağlı yoksa ekranın şarjı bak, mı? Bak trafikteki neyi? Direkt aksiyonu da gösteriyor. Çok hoşuma gitti. Telefonum şarjı oluyor şu anda. Hayır, seninkini mi gösteriyor demek istedim yoksa... Hayır. Neyin bu, bataryası? Bu arabanın mı? Bataryası büyük ihtimal. Bak 84 yazıyor burada. Evet. Yani arabanın tüm aerodinamiğini, özelliklerini bu cihaz sürüklüyor. Bu cihazla hakim olabiliyorsunuz. Çok basit, kullanımı çok basit bir araba bence. Aslında evet, bayağı karıştırılması gerekiyor. Yani bir sürü seçeneği var. Dizel, benzinli arabanın bilgisayarı bile bazen insanların kafasını karıştırabiliyor. Ne? Karşı şeridi de gösteriyor. Evet. Ben az önce dikkat etmemiştim. Ondan bahsetmiştim ya. Yani, siz normal trafikteyken yan ışığı da gösteriyor. Kırmızı ışıklasınız, sarı ışıkta, yeşil ışık yandı, onu da gösteriyor. Arabanın şu gövdesi falan yan olarak oturduğum yer benim çok hoşuma gidiyor. Audi konfor var arabada. İç dinamik olarak. Ve araba şu anda galiba koltuk kliması var. Bilerek koltuk ısıtması. Evet, koltuk ısıtması var. Ben bilerek mi açtım, bilmeyerek mi açtım bilmiyorum.
İndikten sonra kurcalayabilirsek çok daha iyi olur bence detay olarak. Onun içerideki araçlardan bakalım. Çünkü aşağıdaki araçlar devamlı gidip geliyor galiba. Ha, okay. Ve gaz pedalı da burada gösterir misin? Onu evet çekemedim. Ya şurası bak, şurası çok geniş mesela. Bu da çok güzel bir şey. Ve bu tarafı da mı? Şey. Deri, evet. Evet. Yün. Deri değil, ne denir bilmiyorum ona şu an. Yün. Özel deri yünü. Burası da geniş bu arada. Yan tarafta oturan burası için hani geniş. Bayağı yani rahat. Bayağı ben şöyle göstereyim. Epey bir geride. Evet. Ön tarafta bana. Ön tarafta olmasına rağmen hani sıkış tepiş gitmiyor insan bu burada. Bu arada otoparkı kaçırmayalım. Otoparkı otoparktayız mı? Zaten ileriden döneceğiz. Şu ışıkların oradan sağa döneceğiz. Oradan gireceğiz. Ya bak şu bir elektrik arabaya göre çok iyi hızlanması var. Çok iyi hızlanması var. Beni çok şoka etti açıkçası. Şok oldum diyebilirim o konuda. Ama insan şu 2'den 3'e, 3'den 4'e... Vites atmayı özlüyor değil mi? Manuel araba sorunu tabii ki de yani. Otomatik arabaların hiçbirisine tabii vites dozu olmadığı için. Şuna sinyal verelim. Trafikte bu arada trafik kolonu uygulayalım arkadaşlar. Şerit değiştirmelerinde, yol ayrımında sinyallerinizi verelim. Acımı şöyle olabilir. Gibi. Evet, Ceylan olabilir. Bunlara riayet edelim. Önce şurayı karıştırmak istiyorum ben. Pedallar ve direksiyon diyor mesela. Burada standart ayarlayabiliyorsunuz. İğmenlere spor modunu alalım mesela. Direksiyon spor modunu. Evet, biraz sertti. Spor modunu, doğru. Bunlara hiç bakmadık mesela. Ki göstermediler de. Şarj %83'müş. Evet, şu anda gazlı. Sürüş için %80. Otopilot modu da var da bunu kullanmaya gerek var mı demeden gerek yok bence. Kilitler. Yani arabanın tüm özellikleri ekranda mevcut. Var, servis. Yazılımı da var, evet. Servisi de var burada. Bu teker basıncıları da burada yazıyor gördüğünüz üzere. Evet. Ön iki teker, arka teker. Biz ama şeyimizi alalım. Otoparka gireceğiz. Kısa sürdü ama sanki ya. Ben bu kadar kısa beklemedim. Evet. Şurada son kez bir yapıştırayım. Şuradan mi? Sağa döneceğiz. Buradan mı? Evet. Ya gerçekten bir randevu alıp bir daha randevu alıp bir daha araba sürmek istiyorum şu anda ama. Çok hoşuma gitti araba. Mustafa Bey'i zorladım. Zorla getirdim bugün yani buraya geldim. Ama kendisi şu an inmek istemiyor araçtan. Arabanın anlamadığım tek şeyi ben yani modla da alakalı olabilir. Modla alakalı büyük ihtimal. Hı hı. Şu anda yapmamaya başladı. Daha az yapmaya başladı. O spor modunu almadan önce araba ayağınızı gazdan kestikten sonra direkt frenliyordu. Onu anlam veremedim. Belki bu teknoloji aşık olmadığım için de olabilir. Evet. Yani param olsa bu soğuğu olarak mı geçiyor bilmiyorum ama bu tarz bir araçta Tesla alırım bu arada. Net alırım. Bir de S serisini falan denemek lazım. Diğerleri de inşallah yakın zamanda gelir Türkiye'ye. Evet, buradaki o zaman denemek İstanbul'da, nasip olur. Bence denemek isteyen, almak isteyen arada buraya gelip bu araçları deneyebilir. Cenan ama biz tekrar otoparka inmeyecek miyiz bu arada? Otoparka ineceğiz evet. İleriden de şurada da var sanırım aynen. Şeyi soracağım ya, orada da kayıtlı oldu. Bize özel mi kısa bir devri attırdınız? Çünkü farklı bir konumada yollayabilirdi. Çok kısa sürdü ya. Test sürücü, sürüşü. Buradan gidemiyoruz. İleriden girdik ya biz ilk. Nereden? Oradan ineceğiz. Otobaka nereye inebilirim? Rampayı bitirin sol taraf. Ticari taksi duruyor ya. Oradan eyvallah. Bizim girdiğimiz yer var ya, oradan ineceğiz aşağıya. Ve yani... Bir de araç şerit tutuyor mu yani, lastikleri savurmuyor sanki. Bu, yani bu standarttaki bir araba bunu yapamaz zaten, evet. Yapmamalı da. Düz gideceğiz. Şuradan değil mi Ceylan Hanım? Şuradan otoparka bu lokasyona ineceğiz. Bu lokasyona Ceylan Hanım hakim olduğu için Ceylan'a soruyorum bu arada sürekli. Evet. Mercedes'i bekliyorum Ceylan Hanım. Peki. İşte şurası, yani bir arabaya yakışmayan bir şey bu. Yani torpidoyu açamadık şu ya. Şu renk. Bu ne? Ne bu? Şu. Bu mu kapı? Ha basıp böyle iniyoruz. Evet çünkü şey yok ki. Aa evet. Yani random basma yani Ceylan. Bastım az önce. Araba kendini tutuyoruz. Arkadaşlar evet, biz bu araçta neyi anlatmadık aracın? Biz teknolojiye çok uzakmışız. Aracın içinde kolu yok bu arada, açacağınız, inmek istediğinizde. Yani sevgilinizle kavga ettiğinizde araçtan atlayamazsınız çünkü kolu yok. Zaten şurada bir tuş var. Sevgilinizle kavga ettiğinizde arabadan atlamalısınız. Sevgilinizi arabadan atlamalısınız. Neyse. Kaçtan geldik biz? Buraları hep karıştırıyoruz. Dur bakacağım.
şurada bir tuş var, buna basınca kapı açılıyor diye şu düşünüyorum. İnerken şey yapacağım. Sinyal alayım da. Selektör yaktığınız zaman genişliği. Selektör evet. Genişliği. Gösterdim. Kamerada fark ediyor değil mi? Evet. Ayrıca buradan da gözüküyor, ekrandan da gözüküyor. Ya burayı bahsettik zaten. Bir gelersen kamera kapalı bir yerde. Kapatayım da birazcık yönümüzü bulalım. Thank you.